Benim hikayemden herkese merhabalar. Girişimci kadınlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımızda bu hafta da Nevriye Soyal ablamızın yanına geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar ablacığım. Merhabalar canım. Nasılsın ablacığım? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Teşekkürler, ben de iyiyim. Bizleri işletmene kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek başım üstüne. Senin hikayeni başlamadan önce seni biraz tanımak istiyorum. Nevriye Soyal kimdir? Nevriye Soyal, 18-20 yıla yakındır esnaf, helva dereli, 77 doğumlu, bu işle yoğrulmuş bir insan. Bir tane de kızım var. Bir tane kızım var. Allah bağışlasın, çok tatlı gerçekten. Senin yanına gelip giderken görüyorum, her zaman berabersiniz. Her zaman yanımda büyüdüğü için. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun ablacığım? 2005. Uzun zamandır yapıyorsun. Çok Peki bu işi yapmaya nasıl karar verdin? Hayat karar verdirdi. Nasıl verdirdi? Zorlukların getirdiği bir tür arayışla. Ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? İlk pastaneyle başladık. Hı hı. Pastaneden sonrası olur olmaz herkesin tepkisinden sonrası markete açmak döndük. Pastane olmadığı için. Burada kaç yıldır varsın? Burada 7 yıldır varız. Peki nasıl ilerliyor bu süreç? Güzel işler çok nasıl? Güzel. Çok güzel. Ben çok memnunum. Herkesten, her şeyden. Ben esnaf olmayı seviyorum. Ve kadınların esnaf olması taraftarıyım. Gerçekten de tebrik ediyorum bir bayan olarak da seni. Her zaman işin başındasın. Hem çocuğuna, hem evine, hem de işine yetişiyorsun. Seni uzaktan da takip ediyorum. Herkes de gerçekten lafını ediyor senin. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Senin gibi de mahallelerin bir bakkalı var. Ablacığım peki nasıl tepkiler aldın? İlk iş yerini açtığın zaman seni eleştirenler oldu mu? Tabii ki, tabii ki. Olmaz işte sen bir bayansın, bir erkek gelip senden bir şey alır mı? Onları bile duydum ben. Onları bile duydum. Hatta bazen o lafların arasında bir kere de şunu duymuşumdur. Bir tane patrondu, fabrikatördü, geldi. Ben dedim ki, ooo helal olsun bir bayanmış bakkalımız falan dedi. Ben dedim ki, rızkı veren Allah, ben bakalım kul vesile sebep dedim. Ooo günün sözünü de aldık falan dedi. Böyle tepkiler de aldın. Böyle tepkiler de alıyorum. Olmaz tepkileri de alıyorum. O ona destek oluyor. Ama yılmadan tabii ki de çalışmaya devam ediyorsun. Peki bu uzun süre zarfında benim hikayem programımızın ismi. Eminim seni etkileyen bir hikayen olmuştur bu süreçte. Var mı? Ben bunu unutmadım, bunu yaşadım ama daha iyilerini yapmak için daha fazla çabaladım dediğin. Tabii ki olmuştur. İlk önce pastaneyi açtığım zaman Helva Dere'de açtım ve bana dendi ki köy yerinde pastane olur mu, şu olur mu, bir kadının elinden çay mı içeceğiz? Halbuki evlerinde kadının elinden içiyorlar. Bir kadının elinden tatlı mı yiyeceğiz falan. Tost da vardı, fast food da vardı. İşte olur mu canım, olmaz falan. Ben hiçbir şekilde yılmadım ve bir zaman dedim ki siz evde de kadınlarınız yapıyor. Burada da kadın yapıyor. Değişen bir şey yok. Burada halka açık, evde sadece kendinize ait. Ve o şey beni yıldırmadı yani. Ne derlerse desinler, yılmadın. Şey gerçekten de merkezde güzel bir yerde marketin, bakkalın var. Şu an pandemi döneminden dolayı biraz işler duraksadı değil mi? Biraz. İnşallah Allah bu kısa süreç biter. İnşallah sağlıklı günlerimize geri döneriz. İnşallah. Zaten tek şeyimiz duayla, başka hiçbir çözüm çaremiz olmadığı için duayla bekleyeceğiz. Peki yararını görüyor musun? Katkılarını aldın mı sen iş yerini açtığından beri? Yani ben bunu açtım çünkü böyle bir yararını gördüm evime, çocuğuma dediğin. Tabii ki çok yararını gördüm. Bizim 7/24 365 günümüz market, ev, çocuğum da burada, hı hı. Eşimle birlikte. Hiçbir zaman için aksi bir şeyini görmedim. Tabii ki olacak, taş koyacaklar illaki ama önemli olan o taşları aşmak. Teşekkür ederiz ablacığım. Peki son olarak seyircilerimize sen bir girişimci kadınsın, siz de bir girişimci kadın olun diyebileceğin bir şeyler var mı? İlk önce istemeleri lazım. Ben bunu yaparım. Ben bunu başarırım. Küçücük bir şey de olsa önce başla, zaten gerisi gelir. İnanmak ilk önce. İnan ve başla. Yılmadan, azimle. Önce başla, sonra zaten o heves geliyor sana. Ben neymişim, ben yaparmışım.
küçük bir mesela motive eden bir sözle zaten her şeyi yapıyorsun. Hayatın değişebilir diyorsun. Bir müşterinin sana bir güler yüzü. Çok farklı şeyler yaşatıyor sana değil mi? Tabii bu eleştirilerin üstüne güzel bir söz söylemek, güzel bir gülüş almak senin için çok değerli aslında. Yetiyor. Her şeye bir bedel. Bir hesap için yetiyor. Nevriye ablacığım, belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de sana küçük bir anısı var, hediyesi var. Güzel günlerde kullan inşallah. Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Tüm belediye çalışanlarına ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Selamlarını da getirdik sizlere. Hayırlı bol kazançlarınız olur inşallah. Benden de bol selam götürürseniz çok sevinirim. Baş olsun efendim. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Benim Hikayemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.